Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün et sote tarifim var sizler için. Çok güzel ve çok lezzetli olduğu yumuşacık. Saçta yaptım. İsterseniz tavada da yapabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Öncelikle eti gösteriyorum. Kuzu eti kullandım ben. Küçük küçük doğradım kuzu etini. 700-800 gramdı. Bu beyaz gördüğünüzde kuyruk yağı. Kuyruk yağı da çok lezzet veriyor. Ben et sotelerde, etli yemeklerimde mutlaka kullanıyorum. Soğan, biber kullandım. Yeşil ve kırmızı biber. Bunları hazırladım. Bir de domates kullanacağız. Domates konservesi kullandım. Tabii ki yoksa domates de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen pişirmeye geçelim. Sacın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Isınan yağın içerisine kuyruk yağını ekliyorum. Kuyruk yağı inanılmaz bir lezzet veriyor. Biz çok seviyoruz ama siz rahatsız olursanız kokusundan eklemeyebilirsiniz ya da evinizde yoksa. Ama inanın yemeğinizin tadını çok değiştirecek, çok güzel oluyor. Kuyruk yağının biraz erimesini bekleyeceğiz. Biraz kavurursanız zaten eriyecek ve küçülecekler. Bu şekilde kalmıyor, biraz daha küçülüyor. Evet, bakın yağ küçüldü, biraz daha eridi. İsterseniz böyle eridikten sonra bu parçaları rahatsız oluyorsanız alabilirsiniz de tabii ki. Bu parçaları alıp eti ekleyebilirsiniz. Şimdi doğramış olduğum kuşbaşı etleri alıyorum. Kuzu eti kullandım. Kuzu eti çok güzel, yumuşacık oluyor. Mümkünse kuzu eti kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü dana eti biraz daha sert oluyor. Yüksek ateşte şimdi kavuracağız. Ocağımız yüksek ateşte olsun. Şunu da belirteyim. Dana eti kullanmak isterseniz de yine bu şekilde küçük küçük doğrayın. Biraz pişirdikten sonra yumuşamayacaktır hemen dana eti. Sıcak su ekleyerek, şöyle bir çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek biraz daha pişirmeniz gerekebilir. Çünkü hemen yumuşamaz. Kuzu etinde ben ihtiyaç duymadım. Şimdi böyle karıştırarak kavuracağız. Birazdan et kendi suyunu bırakacak. O yüzden ben su hiç eklemedim. Bakın gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı. Hemen sizlere de gösteriyorum. Ara ara karıştırarak kavuracağız. Ne kadar sulandı gördüğünüz gibi. Hiç su koymadım. Bu etin suyuydu. Şimdi eti ortaya tekrardan alıyorum ve kavrulmasını sağlıyorum. Yumuşayacak bu şekilde. Hemen siz izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra videomuza dönelim. Eti gördüğünüz gibi suyunu çekti, sadece yağ kaldı. Kenarlara alıyorum. Bu kısma doğramış olduğum sebzeleri ekleyeceğim. Bir tane soğan doğradım. 2 tane yeşil biber, bir tane de kırmızı kapya biber doğradım. Kırmızı biber de çok güzel oluyor. Ben derin dondurucuya kaldırıyorum yazdan. Oradan çıkarttım ve doğradım. Hemen bunları ekliyorum. Orta kısmında o yağın içerisinde biraz kavuracağım. Daha sonra da etlerle birlikte karıştıracağım. İki üç dakika bu şekilde kavurdum. Şimdi etle birlikte yavaş yavaş karıştırarak pişireceğiz. Böyle bir sacınız yoksa kalın tabanlı bir tencerede de yapabilirsiniz bu işlemi.
Sebzeler ve eti artık karıştırıyorum. 4-5 dakika et ve sebzeleri de karıştırdıktan sonra, kavurduktan sonra domates ekleyeceğiz. Biraz da domatesin suyuyla pişecek. Dediğim gibi ben konserve kullandım. Daha lezzetli oluyor. Yani yazdan yaptım konserveyi. Mevsimindeyseniz 3-4 tane domatesi kabuklarını soyarak, küçük küçük doğrayarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Küçük bir kaseye denk gelecek şekilde döküyorum domatesi de. Birkaç dakikada domatesi ekledikten sonra pişirdim. Baharat katacağız ve artık et sote hazır olacak. Burada tuz, karabiber ve kırmızı toz biber var. Bunları ekliyorum. Birer çay kaşığı koydum. Ama seviyorsanız acı biber de ekleyebilirsiniz. Benim biberim acı değildi. Bu damak tadınıza göre değişebilir. Acı ekleyebilirsiniz isteğe bağlı olarak. Baharatları da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. 1-2 dakika daha pişirdim. Baharatların birbirine geçmesi için. Daha sonra ocağın altını kapattım. Ben biraz daha sulu sevdiğim için çok az su ekledim, sıcak su ekledim ama bu tamamen size kalmış. İsterseniz hiç eklemeyebilirsiniz de biz böyle biraz ekmek batırarak yemeyi seviyoruz. O yüzden şöyle yarım çay bardağı kadar ekledim ama şart değil bu aşamadan sonra. Çünkü benim etim zaten yumuşamıştı, ben biraz sulu olmasını istediğim için ekledim. Bir de ben bunu yaparken pilav yaptım. Pilavla sunmak istedim. Bunu tamamen size görsel amaçlı. Birazdan ortasına pilav koyacağım. İsterseniz bu şekilde ekmekle, lavaş ekmeğiyle de çok güzel olur. İsterseniz de bir pirinç pilavı yapabilirsiniz sade yanına. Tam bir davet sofrası olur. Çok güzel oluyor. Şöyle kenarlarını açtım ve pirinç pilavı yapmıştım. Bunu görsel amaçlı sizlere göstermek için isterseniz bu şekilde sunabilirsiniz de. Yemeğim bitti. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.